Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat, sair aza ve organlar, cihazlar o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Ramazan-ı Şerif'te sanki meleklerin gıdasıyla, ruhanilerin lezzetleriyle lezzet almaya başlarlar. Nazarlarını onlara dikerler. Yani ibadete, zikre, marifete, tefekküre, şükre. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına, derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin, latifelerin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Çok güzel bir ifade değil mi? Bediüzzamanca bir tabir. Midenin ağlamasına rağmen onlar o sair aza ve cihazat masumane gülüyorlar. Yani bütün aza ve cihazat artık yaratılış gayesine hizmet ediyor. Yani kemal manada orucun atmosferine, Ramazan-ı Şerif'in vermek istediği mesaja açık olursa insan, bu manevi iklime girerse insan, her bir aza ve cihazatı kendi ibadetiyle meşgul etmeye başlıyor. Ramazan-ı Şerif'te mide ne kadar sıkıntı çekse de sair aza ve organlar gülüyorlar, tebessüm ediyorlar, mutlu oluyorlar. Mesela aslında, bir iki örnek vermemiz mümkün mü? Evet. Aslında o diyecektim de, yani mide de aslında yani görünüşte ağlıyor ama hakikatta yani masum, hani o da gülüyor yani. Evet. Çünkü hastalıkların yuvası orası. Hmm. Ondan sonra çalışıyor, yoruluyor gariban yani. Yani şimdi haftada bir diyelimse işçi dinleniyor mesela. Ondan sonra senede 20 gün, 30 gün neyse izin ne kadarsa dinleniyor adam mesela. Mide hiç dinlenmiyor. Bu da onun bir izni şey gibi oluyor yani, değil mi? Bir izin gibi, bir dinlenme, tatil gibi yani. Evet. Öteki hissiyatlara baktığımız vakit diyelim mesela. Yani beden ne kadar güçlenirse ruh o kadar zayıflıyor. Beden ne kadar bu manada zayıflarsa, tabii ibadet niyetiyle o evet, şartla söyleyeyim. Yoksa diğeri Allah muhafaza mideye inen bir şey gibi, asit gibi. Mesela oruç ile açlık grevi arasındaki farkı bilim adamları öyle anlatıyorlar. İnsanın iradesi, insanın iradesi neye göre çalışıyorsa vücut ona göre bazı salgılar, hormonlar salgılıyormuş yani. Ben diyorum ki 3 gün oruç tutacağım. Hani savm-ı visal dediğimiz, savm-ı visal dediğimiz oruç mesela. Sadece iftarda az bir şey yiyorsun ya da sadece su içiyorsun. Tekrar niyet ediyorsun. Savm-ı visal mesela. Burada mesela 3 gün oruç tutuyorum, bir şey yemiyorum. Ama bakıyorsun ki yani rahatım yani orada. Niye? Çünkü niyetime göre mide de vücut da kendisi ona göre hemen şey yapıyor, organize ediyor. Allah öyle bir sistem kurmuş yani, yaratmış. Ama açlık grevinde öyle değil. Açlık grevinde kin olduğu için, menfi hisler olduğu için o mideye devamlı asit damlıyormuş. Yakıyor adamı yani. Oldu mu? Burada dolayısıyla insanın vicdanı ne zaman daha çok inkişaf ediyor? Mideyi sen oruç niyetiyle aç bıraktığın vakit, mide maddi olarak muhtaç olduğu vakit, zayıfladığı vakit vicdan inkişaf etmeye başlıyor. Masumane gülmeye başlıyor. Çünkü vicdan yaratılış gayesine göre çalışmaya başlıyor artık. Yoksa mide esas olduğu vakit vicdan da bakıyorsun ki o nispette sönmeye başlıyor. Kalp, yine midenin bakıyorsun ki bedenin zayıflamasına ve bu manada cılızlaşmasına karşın kalp kuvvetlenmeye, güçlenmeye, asıl vazifesine göre yol almaya, hareket etmeye başlıyor. Masumane gülmek o yani. Yaratılış gayesine göre hareket etmen yolunu bulmuş demektir yani. Ruh da o manada inkişaf etmeye başlıyor. Sır diyor mesela. Sır, müşahedetullah'a vesile olan latife-i Rabbaniye'dir. Müşahedetullah'a vesile olan.
Allah'ın kalp aynamızda, kalbin bir şubesi burası, Latife-i Rabbaniye. Allah'ın bizde müşahede edilmesine vesile olan esma ve sıfat cihetiyle, şuunat cihetiyle, onu içimizde hissiyat ve ruh boyutumuzda, latife boyutumuzda görebilmemiz için, hissedebilmemiz için Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarını, Allah bizde sır denilen bir Latife-i Rabbaniye yaratmış. Normal vakitlerde o sırrı inkişaf ettiremiyoruz. Açlık vaktinde, ama bu açlık, açlık girevim arasındaki değil, oruç niyetiyle tuttuğumuz açlık vaktinde, ibadet olursa, ibadet niyetiyle yaptığımız, Allah için tuttuğumuz oruçta, o sır bakıyorsun ki inkişaf etmeye başlıyor. İçimizde Cenab-ı Hakk'ın isim, sıfat, emir, yasak, şuunat gibi şeylerini hissetmeye, görmeye, müşahede etmeye başlıyoruz. Masumane gülmek ben şahsen böyle anlıyorum. Evet abi, Allah razı olsun.